Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle birlikte 12. günde trigonometride güzel tekrar soruları çözeceğiz. Trigonometrinin konu özetini yapmıştık seninle beraber. Şimdi ise tekrar soruyla beraber çok güzel pekiştireceğiz bu konuyu. Güzel bir tekrarını yapmış olacağız. Ve seni ödevlendireceğim. Nereden ödevlendireceğim? Hocam bunların hepsi bütün bir kere. Tamam mı? Yani şey gibi saçma sapan fikirlere kapılma. Hani Hoca kitabın da reklamını iyi yapıyor falan. Böyle şeyler düşünmeni istemiyorum. Çünkü gençler, ciddi anlamda zaten biz bu kitabın kampını bitirdik. 40 soru serisi AYT e, matematik e, video soru kitabının gençler, kitabımın ismini unuttum. Video soru kitabımın zaten biz bunun kampını bitirdik ve Girip bu kitabın şu ilk videolarına falan yorumlarına bakarsan kampın nasıl geçtiğini, öğrencilerin ne derecede faydalandığını, ne kadar yararlı bir kitap olduğunu zaten kendin de göreceksin. Ya bu kitabın övülmeye zaten ihtiyacı yok. Reklamının zaten yapılmasına ihtiyacı yok. Lakin dediğim gibi burada bir tekrar kamp yapıyoruz ve ödevlendirebileceğim harika bir kaynak. Hem burada tek konu özetini görüyorsun hem ben senin için tekrar soruları çözüyorum. Hem de buradan ödevini yaptığın takdirde muhteşem bir bütün olacak ve çok güzel bir şekilde tekrarını yapmış olacaksın konuların. Yani sırf bu yüzden söylüyorum. Aklında bulunsun. E zaten bir kitap kalınlığında bile değil. Toplam 96 sayfa arkadaşlar. 96 sayfanın içerisinde de 400 tane soru var. Bu 400 tane soruyla mükemmel bir tekrar yapıyorsun. Sorular üzerinden aklında bulunsun. tabii ilk defa görenler için bunun TYT'si de mevcut. Problemleri de mevcut gençler. Tamam. aklınıza bulunsun. Evet. Kitapları ilk defa gören arkadaşlarım... Eğer kitapları edinmek isterlerse... Açıklama kısmında satış linkleri mevcut arkadaşlar. Linktree linki de var orada. Oraya da tıklayıp oradan da inceleyebilirsin. Ee, i̇nternetten genelde satın alıyor öğrenciler. Yol'da, N11'de hepsi burada da. KR Akademi'nin sevgili arkadaşlarım mağazalarından satın alabilirsiniz. Ya da hocam ben Yol veya hepsi burada veya N11'den satın almak istemiyorum. KR Akademi bazen sizler için çok güzel indirimler yapıyor. Kitapfoni.net'te sevgili arkadaşlarım. Oraya da girip kitapları indirimde kovalayabilirsiniz. Ama çok da geç kalmayın. Çünkü sınava zaten sayılı zaman kaldı. Evet. Arkadaşlar bu kampın ücretsiz PDF'i açıklama kısmında mevcut. Oraya da tıklayıp ücretsiz PDF'ini indirip bu kampta sevgili arkadaşlarım kullandığımız PDF'i indirip tabletinden, telefonundan, bilgisayarından veya çıktısını alarak benle beraber ilerlemende büyük fayda var. Bak özellikle ne diyorum? Benle beraber ilerle. Bütün soruların çözümlerini, bütün konu anlatımlarını, konu anlatımların içerisinde olmayan yerlerde bazen ben sana not aldırıyorum. Mutlaka ama mutlaka benle beraber ilerle, ilerle ve güzel bir not al. Konuların tamamını eksiksiz biçimde tekrar ediyoruz arkadaşlar. Evet artık hazırsanız geçelim dersimize. Trigonometri tekrar soruları dedik ve şöyle ilk sorumuzu ekrana yaklaştıralım başlayalım. En temel trigonometri sorularından birisi. Tanjant veya kotanjant sorulur ve hep de bu şekilde bir ifade verilir. Peki biz bu tarz sorularda ne yapacağız? Hocam hemen şurayı şöyle bir yapıp içler dışlar çarpımından bir sinüs ile kosinüs arasında bağıntı bulacağız. üst tarafı 1 ile çarparsam sin x eksi cos x gelecek. Alt tarafı da 3 ile çarparsam 3 tane sin x artı 3 tane kosinüs x gelecek. Ve eksi cos bu tarafa artı 3 sin e diğer tarafa postalarsam eksi 2 çarpı sinüs x kalacak. Eşittir eksi cos sağ tarafa postalarsak ne oluyor? 4 tane cos x mi oluyor? Aynen öyle. Her iki tarafı 2'ye bölersem eksi sin x eşittir 2 cos x olur. Şimdi benden istenen kotanjanttı. E, kotanjant da biliyorsun kosinüs bölü sinüstü. Her iki tarafı sinüse bölersem şurası şöyle olur. Her iki tarafı 2'ye bölersem burası gitti ve burası da şöyle bölü 2 olur. Bak kosinüs x bölü sinüs x neymiş? Eksi 1 bölü 2'ymiş. Yani cevabımız da B şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Kaleminde kalınlaştıralım ve yolumuza devam edelim. 1 artı sin x bölü 1 eksi sin x eksi 1 artı 2 sin x bölü 1 eksi sin kare x. Şimdi hocam Şurası aynen kalsın. Buraya hiç dokunmayalım. 1 artı sinüs x tamam mı? Hatta hatta tekrar yazmama özüm yok. Şöyle diyelim. Şuradaki 1'in karesi ve sinüsün karesini görüyorsun. Aslında burası nedir? 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x'dir değil mi hocam? Peki şimdi ben bunları çıkaracağım ya. Paydalar eşit değil. Paydalarını eşit diyelim. Burada 1 eksi sin x var. 1 eksi sin x var. 1 artı sin x yok, yok burada. 1 artı sinüs x. O sin x cos x demeye o kadar alışmışız ki az önce yok diyorum yok x diyorum yani. Neyse. Arkadaşlar bununla bunu çarparsanız 1 artı sin x'in karesini elde edersiniz. Yani 1 artı 2 çarpı sin x artı sin kare x'i elde ederiz. Şimdi paydalar eşit olduğu için şu eksiği de içeri dağıtıp yazabilirim. Eksi 1 eksi 2 çarpı sin x. Ve bölü diyorum. Bölü. Alt kısımda da ne oluştu? 1 eksi sin x ile 1 artı sin x'in çarpımı. 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x oldu üst tarafa bir bakalım. Artı 1 var, eksi 1 var. Artı 2 sin x var, eksi 2 sin x var. Gittiler. Üst tarafta ne var? Sin kare x kaldı. Sinüs kare x kaldı dedik. Bölü alt kısımda da he, bu 1 eksi sin x ile 1 artı sin x'in çarpımı 1 eksi sin kare x'ti ya. Hani biliyorsun sen sin kare x ile kos kare x'in toplamı neydi güzel kardeşim? 1'di. Madem öyle ben burada 1 eksi sin kare x yani sin kare x'i karşıya atarsam kos kare x yalnız kalacaktır. Dolayısıyla burası da kos kare x oldu. Sinüsü kosinüse bölünce tanjant buluyordum. E karelerini almış o zaman tanjantına karesini alırsın. Tan kare x bize cevabı verir dersin. Doğru cevap B şıkkı olur. Devam edelim bakalım. Aha da bir tane üçgen. Diyor ki 12 tane AB bir tane BC'ye eşit. Hiç kenar vermediyse uzunluk vermediyse uzunlukları kendin verebilirsin. BC'ye 12 dedim. AB'ye 5 dedim böylelikle. AB 5 oldu. BC'de şurası da 12 oldu. 5 12 burası da 13'tür diyeceğiz. Tanjant alfa. Şimdi şuranın tanjantı nedir? Karşı bölü komşu. Yani 5 bölü 12. Burayı yazdım. Şimdi kosekant demek 1 bölü sinüstü. Sinüs normalde karşı bölü hipotenüstü. Demek ki ben şimdi hipotenüs bölü karşı yapacağım. E, ama neyin betanın? Hipotenüs bölü karşı 13 bölü 12. Ben bunların ikisini toplarsam. 18 bölü 12 gelir. Bunları da 6 ile sadeleşirsem 3 bölü 2 bana cevabı verir. Doğru cevap C şıkkı olacaktı. Altta soru kalmadı. Geçtim sağ üst tarafa. Yine bir tane üçgen. Bu sefer buradan bir dikme falan indirmiş. Bir bakalım sorumuza. ABC dik üçgen. AB, AC yedik. AD, BC yedik. DAC, TETA. D, Yani şurası. Hop. TETA'ymış. AC bir birmiş. Yani şurası da birmiş arkadaşlar. Bu olduğuna göre AB uzunluğunu yani şuradaki uzunluğu X diyelim oraya. Bunu TETA türünden ifade et demiş bize. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Şimdi bak burası teta ise burada bir dik üçgen var. Burası da o zaman bu dik üçgenin hipotenüsü. Hipotenüste ben sinüs teta'yı çarparsam yani bir kere sin teta bana karşı tarafı verecek. O zaman komşusu nedir? Bunun bir çarpı kos teta'dır. Yani burası da kosinüs teta olur. Burada dikkat etmemiz gereken şey geometride hep yapıyorsun bak ne? Dikten dikinmiş o zaman öklit vardır diyeceksin. Öklite göre de şunun karesi yani kosinüs kare teta eşittir. Sin teta ile sin teta ile ahanda da buranın buraya da y diyelim y'nin çarpımıdır sin teta çarpı y peki y nedir hocam y de kos kare teta bölü sin teta yapar o halde yani buradaki uzunluğu da ben kos kare teta bölü sin teta biçiminde ifade edebildim şimdi x kaldı hocam bu x'i nasıl bulacağız x'i bulmak için de şöyle bir yöntem izleyebiliriz açıkçası hatta bakayım 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 Dur bir saniye bunu daha kısa bir şekilde de yapabiliriz ya. Öklitten bağımsız sanki. Bir öklitsiz bir şu, şu öklit bir kenarda dursun. Öklitsiz bir deneyelim mi? Şimdi burası teta ya. Burası 90 teta, değil mi? O zaman ben buradaki 90 teta'nın eee x'le x'le bunun kosinüsünü çarparsam kos teta olur. Çok güzel bak. X çarpı kosinüsü 90 eksi teta eşittir. Kosinüs teta olur. Bence daha şık ve güzel oldu. Kosinüs 90 eksi teta nedir? Sin teta'dır. Bunu da karşıya atarsam x eşittir. Kos teta bölü sin teta gelir. Bu da tabii ki bana kotanjan teta'yı verir. Aha da öklide möklide gerek kalmadı. Cevabımız kot teta'ymış. Öklidi silin arkadaşlar. Hop bay bay öklit. Öklit bu dediğimi duysa herhalde. Sana bay bay. <laughs> Sen kimsin lan? <laughs> Öklit düşünsene. Öklit adam zamanında bu işlerin içine o kadar çok böyle girmiş, o kadar çok böyle uğraşmış, hayatını vermiş. Ama çıkmış bir tane SML hoca var. Youtube'da 230 bin abonesi var diye. Videoda soru çözerken diyor ki bay bay Öklit. Sen kimsin lan? <laughs> Gençler devam. Kosinus 32. Yani şimdi ben öklit olsam öyle düşünürdüm yani. Hani öklitim ben. Aradan bir 100 150 yıl geçmiş sonra manyağın teki çıkmış. Diyor ki bay bay SML. Hadi lan oradan derdim yani. Kosinus 32 A olduğuna göre sin 32 bölü falan filan A türünden eşit nedir? Şimdi hemen bir tane üçgen çizelim. Hiçbir şey yapamıyorsan üçgen çiz kardeşim. Ben her zaman söylerim. Hiçbir şey yapamıyorsan üçgen çiz bu trigonometride. Şuraya 32 dedim. İzninle. Burası 32 ise kosinüs 32 A'ymış yani. Demek ki burası A burası 1 olacakmış. O zaman buraya ne kalır? 1 eksi A karenin kare kökü kalır. Tamam güzel. Ee, Sinüs 32 lazım şimdi bana. Yani karşı bölü hipotenüs. Yani o zaman burası 1 eksi A karenin kare köküymüş gençler. Şimdi geldim alt tarafa. Kotanjant 58 demek aslında tanjant 32 demek. Ve tanjant 58 de kotanjant 32 demek biliyorsun. Ee, tanjant 32'yi nasıl bulurum? karşı bölü komşu derim. Yani burası 1 eksi a karenin kare kökü bölü a'ymış. O zaman kotanjantı da bunun tam tersidir. Yani şu şekildedir. 1 eksi a karenin kare köküdür gençler. Şimdi tabi işlemleri de uzatmak istemiyorum ama mecburen bunu yapacağız. Alt tarafta bir payda eşitlemesine gitmem gerekiyor. Payda eşitlemesine göre de ben şurayı 1 eksi a karenin kare köküyle genişletirim. Burayı da a ile genişletirim. Üst taraf yine 1 eksi a karenin kare kökü yaptı gençler bölü. Alt tarafta da şununla şunu çarptım. 1 eksi a kare geldi. Bununla bunu çarptım. Artı a kare oldu. Bölü. Bununla bunu çarparsam a çarpı 1 eksi şöyle karekök kök içinde yazalım. Hiç uğraşmayalım. 1 eksi a karenin kare kökü gelir. Güzel. Şimdi dikkat ettiysen şuradaki eksi a kare ile artı a kare gidiyor. Burada sadece 1 var. Ters yarıp çarparsam bu da bana neyi verir? a çarpı bununla bunun çarpımı 1 eksi a kare yapıyordu biliyorsun. İçeride a'yı sokarsam a eksi a küp bana cevabı verir. a eksi a küpte bak b şıkkında verilmiş arkadaşım. Bir diğer soru. Hadi bakalım. Sanki yani şimdi bu şekil ben bu şekli görünce dedim ki kos teoremi yani farklı bir şey var mı? Yok. Kos teoremi uygulanacak abi. Ben şuraya alfa dedim. Burası alfa olursa burası da alfa olur. Şimdi şuradaki alfanın kosinüsünü hesaplayabilir miyim? Benden de ed uzunluğu isteniyor bu arada. Buraya x diyelim. Şimdi hesaplarız. 3'ün karesi 9 eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi 13 yapar. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa. Şimdi 13'ü bu tarafa zıplatırsam eksi 4 olur. Bölü şuradaki çarpım durumdaydı. Burası ne abi? Eksi 4 kere 3 değil mi? Eksi 4 kere 3. Eşittir kosinüs alfa oldu mu? Oldu. Şu eksi de şu eksi. Bu artı 4 de bu artı 4 gitti. Burada 1 bölü 3 kaldı. Kosinüs alfa neymiş? 1 bölü 3. Şimdi bu tarafta geçiyorum. Burada da kosinüs teoremi uygularım. X'in karesi x kare. Eşittir. Çok yaratıcı değil X'in karesi X kare. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa. Yani 1 bölü 3. Güzel. Şimdi şu 3 ile şunu götürdüm. 2 kaldı. 25 e 36 ekledim. 61 geldi gençler. Eksi 2 kere 2 4 kere 5'ten 40 oldu. Bu da bana X kareyi veriyormuş. Ee, o halde arkadaşlar X kare 61 eksi 40 sa X kare 21'dir. Değil mi? Bir yerde bir hatamız var. Bakalım hatamız nerede? 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs alfayı 1 bölü 3 bulduk ya orayı mı yanlış bulduk acaba? Şunu şu tarafa atınca eksi 4 geldi. Geldi mi? Geldi. 3'ün karesi 2'nin karesi 9 tamam güzel. Eksi 4 geldi. Ee, bölü şimdi şuraya geldim. Şurası neydi hocam? Eksi 24 değil eksi 12 idi. Evet eksi 12 çarpı kosinüs alfaydı. Karşıya atarsam eksi 4 bölü eksi 12 1 bölü 3 geldi. Kosinüs 1 bölü 3. Ee, 25 artı 36 61 yapar. 61'den 2 çarpı 5 çarpı 6 bölü 3 ayı çıkardım 40 geldi. Kök 21 x eşittir kök 21 oldu. Evet burada bir hatamız var gençler. ED uzunluğu kaç santimetredir diyordu. Cevabımız kök 21 yüksek ihtimalle bir dizgi hatamız var. Belki de bir işlem hatam var ama işlem hatasını şu an soruya tekrar bakmama rağmen göremedim. Ee, i̇şlem hatam yoksa da cevap kök 21 ama siz uygulanışı gördünüz. Bu şeylere takılmayın yani cevabın kaç olduğuna takılmayın. ÖSYM'de çok çok ama çok yüksek ihtimalle e, yanlış bir soru çıkmayacak. Dizgi hatalı bir soru çıkmayacak. Yüksek ihtimalle. Bazen çıkıyor ama yüksek ihtimalle çıkmayacak. Siz benim kusuruma bakmayın. Kenar uzunlukları A, B ve C olan ABC B, C çeşit kenar üçgeninde. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle. bu ABC C çeşit kenar üçgeni olsun. Tamam mı? Şuraya A dedim. Şuraya B dedim. buraya C dedim. Doğal olarak burası A olur, burası B olur, burası C olur. Diyor ki b küpten c küp çıkınca a kare çarpı a kare e, çarpı b eksi c olur. b küp eksi c küp eşittir a kare çarpı b eksi c. Şimdi burada ben e, burayı küp açılımı yaparsam küp farkı b eksi c çarpı b kare artı bc artı c kare gelir. Eşittir b eksi c oldu. Dikkat ettiysen. E, bir de çarpı a karemiz var. Şimdi burada b ve c birbirinden farklı olduğu için farkları sıfırdan farklıdır. Şunda şu gider. Rahatlıkla götürürüm. Geriye ne kaldı? B kare artı C kare artı BC eşittir A kare kaldı. Şimdi benden isteniyor ki kotanjant A. Hocam ben burada bir kosinüs teoremi almış olsaydım. Karşı tarafın karesi A kare. Tamam mı? Eşittir B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A derdim. Şimdi dikkat ettiysen buradaki A kare de B kare artı C kare bak B kare artı C kare artı BC. Demek ki şurası neymiş arkadaşlar? Artı BC'ymiş. Eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A eşittir artı BC ise BC'ler gitti 1 kaldı. Şurayı da bak. Eksi 2'yi karşıya gönderirsem kosinüs A ne olur? Eksi 1 bölü 2 olur. Tamam güzel. Kosinüsü eksi 1 bölü 2 yapan açı nedir? 120'dir. Demek ki benden ne isteniyor? Kotanjant 120 derece. Kotanjant 120 derecede eksi kotanjant 60'tır. İkinci bölgede olduğu için. kotatmış da biliyorsun 1 bölü köküçtür. Eksi 1 bölü köküç bize cevabı verir. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiş gençler. Devam. Başka bir soru. O merkezi çeyrek birim çember verilmiş. E, OCE açısı alif olduğuna göre DC uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşittir? DC dediği yer şurası arkadaşlar. DC dediği yer işte burası. Şimdi gençler şöyle bir şey yapalım mı? Şurası 1 ise mesela örnek veriyorum. Burası 1. Tamam eyvallah şurası nedir? Bulabilir miyiz? Mesela ben burada tanjant alfa desem ya da kotanjant alfa demek istiyorum abi. Kotanjant alfayı bir bulun bakalım. Kotanjant alfa OC uzunluğu bölü 1. Komşu bölü karşı. Yani OC uzunluğu aslında bize neyi veriyormuş? Kotanjant alfayı. Burası kotanjant alfa. Şimdi ben şuradaki AC uzunluğunu hesaplayabilir miyim? Tabii ki de hesaplarım. Nasıl hesaplarım hocam? Nasıl olacak? Pisagor'dan. 1'in karesi 1. O tanjant alfanın karesi de kot kare alfa. Tamam. Bunun kare kökünü alırsam eğer ben ac uzunluğunu bulurum abi. Tamam. Şimdi kot kareyi de 1 artı c kare bölü s kare yazarsam. Şunda şunu çarptım. S kare. Üstüne c kare ekledim. S artı c kare 1 yaptı. Bölü s kare. 1 bölü s karenin kare kökü de 1 bölü sinüstür. Yani kosekanttır. Şimdi şurasının tamamı ac uzunluğu kosekant alfaymış arkadaşlar. Tamam. Ben eğer şu kısmı hesaplayabilirsem eğer kosekanttan burayı çıkarırım, cevabı bulurum. Peki burası nedir? Nasıl hesaplanır? Bir de buna bakalım isterseniz. Şimdi burayı nasıl hesaplarız biliyor musunuz? Şöyle yapabiliriz. Ben yarıçap uzunluğunun 1 olduğunu biliyorum abi. Yarıçap uzunluğunun 1 olduğunu biliyorum. Daha sonrasında şöyle bir şey denesek acaba olur mu? Yer mi diye düşünüyorum. Şurayı bir sildim. Şuradan şöyle bir dik indirmiş olsaydım. Dik indirmiş olsaydım eğer. Ben buranın kotanjant alfa olduğunu biliyorum ya. Burası kotanjant alfa. Şimdi burası alfa ise şurası betadır. Şurası da alfa mıdır? Evet. Burası da bunun hipotenüsü. O zaman şurası nedir arkadaşlar? Sinüs alfa yapmaz mı? Bir çarpı yani hipotenüs çarpı alfanın karşısındaki kenarı bulmak için bir çarpı sinüs alfa. Burası sinüs alfa. Aynı şekilde şuraya indirdiğim takdirde şurası da sinüs alfa yapar mı? Yapar. O zaman ben kosekant alfadan 2 tane sinüs alfayı çıkaracak olursam cevabımı bulmuş olurum. DC kalır elimde. Bu da bana E seçeneğinde zaten verilmiş. Alttaki sorudayım. bir D doğrusu verilmiş. 3x artı 4y eksi 24 eşit 0 diyor. Şura alfaymış KOB. Şurası da tetaymış gençler. OB, BK'ya eşit. yani şunla şu birbirine eşit olacak. Sin teta soruluyor. Şimdi tamam. Bir bakalım. Buluruz. Şöyle diyelim. X'e 0 verirsem Y e 6 gelir. Dolayısıyla burası 6'dır. Demek ki burası 6 birimse burası da buraya eşit olduğu için burası da 6 birim olur. Yani burası 6, burası 6 dedim. Daha sonrasında Y'ye 0 verirsem X 8 gelecektir. Yani burası 8'miş. E 6 8 10 üçgeni var. Demek ki buraya 4 kalır gençler. 6 8 10 üçgeni var. Buraya 4 kalır. Şimdi bana teta ile alakalı bir dik üçgen lazım olduğu için ben bu diki buraya indirdim abi. Buradaki indirdikten sonra da dedim ki benzerlik yaparım. Nasıl bir benzerlikten bahsediyorum? Şöyle. 4'ün 10'a oranı 2 bölü 5'tir değil mi? Bu 2 bölü 5 oranı burada da vardır. Bak 2K'ya 5K'dır. O zaman şurada da vardır. Ee, 2T'ye tamamı 5T olacağı için burası da 3T'dir derim. Şimdi gelin şunu yapalım. 5K 6 ise 5K 6 ise K 6 bölü 5'tir. E, doğal olarak 2K lazım olduğu için bana bu 12 bölü 5'tir. Yani gençler burası 12 bölü 5 olacakmış. Daha sonrasında bir de gittim. Dedim ki şuradaki 5T 8 ise T 8 bölü 5'tir. Bana 3T lazım. 3T de 24 bölü 5 olur. Yani burası da gençler 24 bölü 5'miş. 12 bölü 5 24 bölü 5. 12'ye 24. 1'e 2 oranı var. 1'e 2 oranı varsa dik üçgende hipotenüste kök 5 oranı vardır. Yani o zaman ben şöyle diyebilirim. Burası 1 ise örnek veriyorum Burası 2 ise burası kök 5'tir abi Doğru mu? Doğru Şimdi bana neyi sormuş? Sinüs teta Karşı bölü hipotenüs Yani 1 bölü kök 5 sorulmuş 1 bölü kök 5'i de Paydada irrasyonel kalmasın diye kök 5 ile genişletecek olursan Kök 5 bölü 5 bize cevabı verir Doğru cevap C şıkkı olur Devam Yanda diyor bir ABC üçgeni verilmiş Buna göre AC kaç birimdir? AC dediği yer şurası Hemen ne yapacağız? Hipotenüsü çakacağız değil mi? Şuraya alfa dediniz mi? 6'nın karesi kaç? 36. Eşittir 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa dediniz. 16, 25 daha bana 41'i verir. 41'i karşıya atarsam eksi 5 olur. Eksi 5 eşittir. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa dedik. Buradan arkadaşlar eksi 5 ile eksi 5'i şuradaki götürdüm. Eksi 1 e, artı 1 kaldı burada. 2 kere 4'te 8 olduğu için 1 bölü 8 eşittir. Kosinüs alfayı verdi. Şimdi ikinci kosinüse geçiyorum. X'in karesi eşittir. Şurası 9 olduğu için 9'un karesi 81. Burası 8 olduğu için 8'in karesi 64. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 9 çarpı. Kosinüs alfa 1 bölü 8'di. Şu, 8'de şu 8 ile şu 8'i götürdüm. 81, 64 daha bana 145'i verir. Eksi 2 kere 9 18'dir. 145'ten 18'i çıkardık 127 geldi. X kare 127 ise X gençler kök içinde 127'dir. Bu da bana D şıkkını gösterir. Devam. Sağ üstteyiz. ABC kenarları tam sayı olan bir üçgen. Kenarlarının tam sayı olduğu bilgisini vermiş. Niye vermiş? AB 7 birim. Eyvallah. CD'de 72 bölü 7. 72 bölü 7. Tamam. EC kaçtır diyor EC yani şurası. Şimdi ne yaparız? Benim size verdiğim bir bilgi var. Güzel bir bilgi, hoş bir bilgi. E, bu bilgiye göre gençler unutmayın. Bir üçgenin dik üçgenin dik kenarlarından bir tanesi, bunu not olarak yazın. Bir üçgenin dik kenarlarından bir tanesi da kenarları tam sayı olan bir üçgen diye başlayalım olaya dik kenarlarından birisi 2'den e, büyük bir asal sayıysa 2'den büyük bir asal sayıysa şunu yapıyoruz diğer iki kenarın yani oradaki diğer dik kenarla hipotenüsün toplamı daima o asalın karesine eşittir ve diğer dik kenarla hipotenüs ardışık olmak zorundadır. Lan hocam kural uydurma. <laughs> Uydurma kural. Yeter artık bir şey öğrenmek istemiyorum diyorsundur ama öğreneceksin kardeşim. Şimdi bak. Bak bakalım tanıdık üçgenler nereden geliyormuş? Tanıdık tanıdık üçgenler acaba nerelerden geliyormuş? Bir bakalım hadi. Mesela diyor ki bura 3 ise örnek veriyorum. Bura 5 ise bura 7 ise bakalım nereden geliyormuş? Şimdi ne dedik? Şurası 2'den büyük bir asal mı? 3. Diğer iki kenar ardışık ve toplamları 3'ün karesini verecek. Yani 4 ile 5. Hmm. Peki. Bura 5. Diğer iki kenar ardışık ve toplamları 5'in karesi yani 25'i mi verecek? 12, 13. Ha, tamam. 7. Karesi 49. 24'e 25. Oo, lan mükemmel bir şey bu. Değil mi? Vallahi bence mükemmel. Yani bence sana göre de öyle. Kenarlar tam sayı ise ve dik kenarlardan birisi asalsa diyoruz. 2'den büyük bir asalsa. 2 için sağlamaz. O zaman ben buraya baktığım zaman bu ABC'nin kenarları tam sayı olduğuna göre bak O zaman kimse kusura bakmasın burada 24'tür Burada 25'tir Aa mis Bura alfa ya Şuraya beta dersem bak burada alfa olur Hee tamam güzel Şimdi benden ne isteniyor da EC değil mi? Şöyle yapalım o zaman Alfanın karşısı 24 mü büyük üçgende? Yani şu büyük üçgende şu üçgene bakıyorum Alfanın karşısı 24 Diğer tarafta alfanın karşısı kaç? 72 bölü 7 mi? Şimdi hemen buradaki üçgende dikin karşısı kaç 25 o zaman burası soruluyor bana yani dikin karşısı EC soruluyor artık içler dışlardan yapabiliriz bence bunu. Ee, nasıl yapalım şöyle 25'te bunu çarpıp 24'e böleceğim. 25 çarpı 72 bölü 7 bölü 24 diyorum 24'te şunu sadeleştirdim 3 geldi 3 kere 25 75 yaptı 75 bölü 7 bana cevabı verir doğru cevap C şıkkı olacaktı arkadaşlar. Ve son sorumuz artık. Bakayım harbiden son sorumuz mu? Evet son sorumuz. Güzel. ABC üçgen. Burası alfa burası 2 alfa. 4AB eşittir 3AC. 4AB 3AC ise ben buna 3 derim buna 4 derim izninle. Ee, hatta şöyle diyelim. 3K diyelim AB'ye. Buna 4K diyelim. Çünkü diğer tarafta da bir oran verilmiş ya. O oranla bizim sayılarımız şimdi çakışmasın. 2 bd de DC'yi eşitmiş. Yani o zaman ben buraya A dersem burası 2A olurmuş gençler. Sana soruluyor bize. Yapar mıyız? Yaparız. Şöyle diyelim. Burası A'ya A, a ya 2A ya. O zaman ben buradaki alana A'ya 2A diye parçalayabilir miyim? Evet. Şimdi sinüs alan teoremi uygulayalım sizde. Şuraya da H diyelim izninizle. 1 bölü 2 çarpı 3K çarpı H çarpı sinüs alfa. Bu A. 2A nedir? 1 bölü 2 çarpı 4K çarpı H çarpı sinüs 2 alfa. Sinüs 2 alfa da 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa mıdır? Aynen hocam. Şimdi sağ taraftaki sol taraftan 2 katı. Ben bunu 2 ile çarparsam bunlar birbirine eşit olur. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 gitsin. K'lar gitsin. H'lar gitsin. Sin alfalar gitsin. Tamam. 2 ile 2 gitsin. Burada ne kaldı? Hiçbir şey. 1, Burada ne kaldı? 4 çarpı kosinüs alfa. 4 çarpı kosinüs alfa. Demek ki kosinüs alfa neymiş? 1 bölü 4. Hemen bir tane üçgen çiz. Bura dik. Burası alfa. Kosinüs alfa 1 bölü 4 ise burası 1'miş burası 4'miş. Burası ne olur? Kök 15 mi olur? Değil mi? Tanjant alfa soruluyor bize. Bir yerde hata yaptık ya. O kadar fış fış diye efekt verdik. Bir yerde hata yaptık gençler. Nerede hata yaptık? Hadi şimdi bunu düşünelim bakalım. İnşallah hatamız yoktur da yani şey hatalıdır. Şıklar hatalıdır inşallah. Şimdi şöyle. Buraya 3 dedim. Buraya 4 dedim. 3'e 4. 3K'ya 4K. Çok güzel. Burada bir sıkıntı yok. BD'ye A dedim. Buraya 2A dedim. Burada da sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı yok. 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3K. He buradaki 3 kalmış. Arkadaşlar 3 kalmış. Burada 3'ü unuttuk. O zaman kosinüs alfa 3 bölü 4 olur. Burası 3 ise, burası 4'se. 16'dan 9 çıktı 7. Burası kök 7'dir. Tanjant alfa kök 7 bölü 3. Güzel. Oh çok şükür. Hatalı olunca da çok şükür dedirtiyor insana bazı şeyler gençler. Bunu hayatın ilerleyen evrelerinde çok fazla yaşayacaksınız. Bazı şeyler hatalıdır ama oh dersiniz yani. İnşallah o kadar zorlu, zorunu yaşamazsınız da. Yani tabii bu benim için zor bir şey değildi ama. Hani hayatınızın bazı evrelerinde çok şükür demek için kötü bir olay yaşamak zorunda kalmazsınız inşallah. Ben ne güzel dua ettim size ha. Evet arkadaşlar sonraki konumuz logaritma olacak. Logaritma dizi limit süreklilik türev ve integral kaldı. Yani toplamda 5 tane konumuz kaldı. O 5 konuda artık görüşürüz. Sizleri seviyorum. hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.